Hiçbir işe yaramaz. Buyurun efendim. Değerli seyirciler, madem öyle 12 yaşındaki çocuğun, 12 yaşındaki Abdülbaki Şanlıurfa'da ölümüne ilişkin bir gelişme var. Şanlıurfa'da kayıp olarak aranırken kaçak medresenin yanındaki ahırda ölü bulunan Abdülbaki Dakak'ın ölümüne ilişkin bazı açık gelişmeler var. Ne olmuş biliyor musun? Medrese kapatılmış, imam da açığa alınmış. Kim alıyor açığa ya? İmamın açığa alınması ne demek biliyor musunuz? Orada Diyanet imam görevlendirmişti. Açığa alan kim? Valilik. Rezalete bakar mısınız? Medrese ne? Medrese bir kere bizim müfredatta yok. Medrese ne demek? Medrese yasaklanmış. Bakın tevhidi tedrisat kanunu var. Yani eğitimin birleştirilmesi kanunu en önemli devrim kanunlarından biridir. Açıkça çiğneniyor. Ya bu iktidar laikliğe karşı faaliyetlerin odağı olmaktan mahkum edilmiş bir siyasal oluşumdur. AKP laikliğe aykırı faaliyetlerin odağı haline gelmiş bir partidir. Bunlardan biri de budur. Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesinde bir medrese var. Bu medreseyi Menzil Tarikatı mensupları kurmuşlar. Bu medreseye imam atamışlar ya. İmam atamışlar, maaş bağlamışlar. Bu medrese yatılı eğitim veriyor. Bu çocuğun nasıl öldüğü belli değil biliyor musun? Ve firari olan bir medrese yöneticisi var. Bu çocuk tecavüze mi uğradı? Öldürüldü mü? İdam mı edildi? Yani asılarak öldürüldü mü? Bir cinayet mi var ortada? Rapor bu bilinmiyor. Mı? Rapor var ya, mı? Rapor yok henüz bilmiyoruz ya. Mutlaka bir adli tıp raporu mutlaka vardır, gönderilmiştir. Hemen de çıkmaz hocam o rapor. Mutlaka çıkacaktır ama. Yani önemli bir gazetecilik işidir o. Biz de onu zaten o raporu, adli tıp raporunu bekliyoruz. Değerli seyirciler, o 12 yaşındaki o güzel görünüşlü çocuk iki kere kaçmış o medreseden. Nasıl bir zulüm görüyorsa iki kez kaçmış. İki kez ailesi geri göndermiş. Eminim ki annesinin yüreğine ateş düşmüştür şu anda. Ama o çocuğu gönderen o aile de suçludur. Çocuklarını sorgusuz sualsiz bu medreselere gönderen ailelerin de sorumluluğu vardır bu işte. Çocuklarınızı daha küçük yaşta bir takım orta çağ artığı bir takım kafaların eline veriyorsunuz. İmam açığa almışsınız. Ve bunun hiçbir statüsü yok. Koruması yok, şeyi yok, kontrolü yok. Mesela bu medrese denilen kuruluşları kim denetliyor? Tarikatların ellerine bırakıyorsunuz. Abdülbaki, o güzel görünüşlü çocuğumuz. Abdülbaki Dakak. Cumhuriyet Halk Partisi bu işin peşine düşmüş. Öyle görünüyor. Özgür Özel, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan 3 Cumhuriyet Halk Partili üyeyi konuyu incelemek üzere Şanlıurfa'ya göndermiş. Evet, Şanlıurfalılar, sizin oy vermediğiniz bir partinin milletvekilleri o çocuğunuzun davasının peşine düşmüş vaziyette. Bir parça toplumlar ve insanlar kendi yarattıkları sonuçlarla, kendi yarattıkları ortamda ve kendi yarattığı sorunlarla boğuşurlar. Buyurun hocam. Evet, şimdi AKP iktidarının güncel